Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle yeniden beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. İşte bunu beklemiyorlardı. İsrail'in İHA'sı yere çakıldı, düşürüldü. Terörist İsrail ordusuna ait Hermes 900 tipi insansız hava aracının Lübnan'ın güneyindeki bir bölgede düşürüldüğü bildirildi. Kıymetli takipçilerimiz, Lübnan medyasındaki yapılan habere göre Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait İHA, güneydeki Reyhan bölgesinde vurulduktan sonra düşürüldü. İHA'nın Hizbullah tarafından düşürüldüğü aktarılırken Hizbullah'tan henüz böyle bu yönde bir açıklama yapılmadı. İsrail ordusuysa bir İHA'nın karadan havaya atılan füzeyle Lübnan topraklarında düşürüldüğüne dair yazılı bir açıklama yayınladı. Hizbullah'ın karadan havaya füzelerle beraber daha önce de İsrail'e ait İHA'ları vurduğu belirtiliyor. Kıymetli takipçilerimiz, ayrıca Heniye'den İsrail Savaş Kabinesi'ne dair bir takım açıklamalar yapıldı. İstifalar değerlendirildi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, İsrail Savaş Kabinesi üyesi Beni ve İsrail Savaş Kabinesi üyesi eski Genelkurmay Başkanı Gadin'in istifalarını değerlendirdi. İsrail Savaş Kabinesi üyesi olan Beni istifa ettiğini, partisinin koalisyon hükümetinden çekildiğini duyurmuştu. Daha sonra da İsrail Savaş Kabinesi üyesi eski Genelkurmay Başkanı Gadi istifa etmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'den bazı açıklamalar geldi. Heniye, değerlendirme yaparak batmadan önce gemiden atlamaya çalışıyorlar şeklinde bir açıklama yapmış oldu. Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerdeki videolarda buluşmak ümidiyle.